Yoksa Duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Dünyanın çeşitli yerlerindeki eğlence parkları her sene çıtayı bir kat daha arttırıyorlar. Daha büyük, daha hızlı ve daha korkutucu olmak için. Ve sonuç olarak ortaya inanılmaz şeyler çıkıyor. Bugün aralarından en çılgınları için 5'ten geri sayıyoruz. Büyük ihtimalle hiçbirini daha önce görmediniz. Hadi başlayalım. 5 numara, uçurum salıncağı. İlk durağımız Çin. Wansheng Ordovician Eğlence Parkı tam anlamıyla insanların sınırlarını zorlamak için yapılmış. İçeride inanılmaz köprüler, yollar ve daha birçok korkutucu aktivite var. İşte bu salıncak da onlardan biri. Bir salıncak ne kadar korkutucu olabilir sorusunun resmen canlı kanıtı. Bir uçurumun hemen kenarında yerden 300 metre yüksekliğe yerleştirilmiş. Her gün binlerce insan burada sallanmak için parka geliyor. Sırtınızdan bağlı bile olsanız bunu denemek cesaret ister. 4 numara, Karadul. Şimdi de Amerika'dayız. Adına yakışır bir şekilde korkutucu olan bu alet türünün tek örneği. Saatte 110 km hızla sallanıyor ve aynı zamanda da dönüyor. 40 kişi kapasitesi olan bu devasa oyuncak içinde olanlar için korkutucu. Ama sadece aşağıdan izlemek bile insanı ürpertiyor. Çark kısmı hem sağa hem sola doğru hızla dönerken aynı zamanda da 50 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Aranızda ben bundan korkmazdım diyen var mı? Üç numara, dönen kepçe. Bu seferki çılgın park İngiltere'den. Eğlence parkının teması inşaat makineleri. Eski makineler biraz modifiye edilerek inanılmaz birer eğlence aletine çevrilmiş. Bunların içinde damperli kamyonlar, vinçler ve kepçeler var. Ama parkın yıldızı bu kepçe. 8 kişiyle beraber kepçenin içinde yerinizi alıyorsunuz ve aşağıdaki operatör sizi kendi çevresinde büyük bir hızla döndürüyor. İnşaat makinesi izlemeyi seven bir millet olarak bu park Türkiye'de olsa kesin çok popüler olurdu. 2 numara, Deli Pilot. Sıra İtalya'da. İlk bakışta Deli Pilot isminin nereden geldiğini anlamayabilirsiniz. İşte sırrı. Bu aleti siz kullanabiliyorsunuz. Makinenin uzun kolları tabii ki otomatik olarak sallanıyor. Ama ucundaki küçük uçaklar kişiye özel. İçerisinde birer joystick var ve istediğiniz şekilde kendinizi döndürebiliyorsunuz. 360 derece tam tur atabilir ve hatta dönüş hızınızı bile ayarlayabilirsiniz. 1 numara, serbest düşüş. Listenin en çılgını Danimarka'dan geliyor. Bu kule serbest düşüş için tasarlanmış. Yukarıya çıkıyorsunuz ve sizi öylece aşağı bırakıyorlar. Hiçbir güvenlik ipiniz veya bağlantınız yok. 100 metre yükseklikten aşağı düşüyorsunuz ve düşüş hızınız saatte 90 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Aşağıda ise sizi tutan tek şey ince file oluyor. Bunu denemek için gerçekten çelik gibi sinirlere sahip olmanız lazım. Aranızda ben düşünmeden denerdim diyenler varsa yorumlara yazsın. Bonus, zirve hız treni. Hız trenlerinin en çılgınlarından birinde sıra. İngiltere'deki eğlence parkında bulunan bu tren, türünün dünyadaki ilk örneği. 85 metre yüksekliğe sahip ve tam 10 adet dönüşe sahip. Saatte 100 kilometre hızla giderken bir de sarmal dönüşler yaptığınızı düşünün. Kendinizi dağdan kayan bir kayakçı gibi hissedeceksiniz. Adrenalini arttırmak isterseniz ilk vagon iyi bir tercih. Bizden bugünlük bu kadar. Destekleriniz bizim için önemli. O yüzden videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basmadan geçmeyin. Benzer videolarımızdan haberdar olmak için de abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.